Noy Noy geldi. Bana bir şey mi diyecektin? Hayır. Ha, diyecek gibi geldin. Noy Noy'u alıyoruz. Dozu açmayalım. Fazla yedikten sonra bu sefer gözümü tetikleyebiliriz. Muayene de bitmiyor hekimlerin işi. Muayeneden çıktıktan sonra hasta sahiplerinin bir sürü sorusu oluyor. Ve bütün sorular her zaman son bir soru daha sorabilir miyim olur. Değil mi Bildan Hanım? Evet, aynen öyle. Değil mi? Hı-hı. Bildan Hanım kimdir? Kimdir? Bizim en azılı pasta sahibimizdir. Bütün hepsi aynı bunların. Kendini nasıl aldırdın bize? Her şey şantajla oldu. Evet. İşimi biliyorum çünkü ben. Evet, nasıl işe girdiniz anlatır mısınız? Aşk olsun ya. Şantaj yaptım, tamam kabul ediyorum. Şantaj mı? Tehdit derler ama. Aa evet, tehditle şantaj ayırdı. Evet. Bayağı tehdit etti. Yani CV gönderiyor, CV'm geldi mi diye arıyor. Sonra CV'm doğru geldi mi diye arıyor. Okudunuz mu? Sonra okudunuz mu diye mesaj atıyor. Emin misin? Benim numaram, cep numaram vardı Vildan'da, hasta sahibi olduğu zamanlardan kalma. Kendinin 3 tane kedisi var, Aşk, Meşk ve Adam. Buraya da koyarız fotoğraflarını nazar boncuğuyla. Ve en son şey demişti, onu hiç unutmuyorum. Eğer beni işe almazsanız kendimi box'a koyup kapıya koyarım demişti. O dönemde birini bize böyle terk etmişlerdi. 3 tane oldu. Dün 2 taneydi, şimdi 3 tane oldu. Bir kediyi box'a koyup, içerisine de not koyup bize terk etmişlerdi. Bunu Instagram hesabımızdan paylaşmıştık. Vildan da öyle tehdit etmişti bizi. Ne yapıyorsun kızım? Ha? Bayağı racam kesiyorsun gelen geçene. Sen emi mi koruyorsun arkanda? Aynen. O benim koruyucu. He? Sevmek zorunda mıyım ben seni? Hoş. Biraz da mısırız zaten. Hoş. Bize herkesin işe girişi bir değişik. Senemin de girişi değişik. Evet. Kaç ay sonra? Mart'ta geldim, Temmuz'da. Nisan, Mayıs'ta da pandemi. Mart'ta görüşmeye gelip... Ya bir mikrofona sürünme bir ya. Bir dur. Konuşacağız şurada, iki sohbet ediyoruz. Sercan gelene kadar, Sercan hasta sahibinden hastayı alıyor şu an. Hastayla, Noy Noy'la ilgili bilgileri alıyor. Senem de bize Mart'ta iş görüşmesine gelmişti. Aynen, hem de pandeminin olduğu zaman. Evet. Sonra Senem'in CV'sini böyle bir köşeye ayırmıştık ki sonraki hafta aradık. Biz kimseyi almayacağız dedik. Çok güzel umutlandırdınız. Alamıyoruz dedik. Aslında seni de umutlandırdık, Vildan'ı da umutlandırdık. Aynen. Oh. Vildan da şef alacağım diye seviniyor garibim. Onun da kursağında kaldı. Ya bir durur musun? Gel aşkım, koltuğuna otur. Bak illa şeyle oynayacak. Lan tuttu. Eşek. O mikrofon alana kadar bizim bir tarafımız çıktı. Sonra Temmuz ayında tabii o CV tekrar ortaya çıktı ve Senem'i bu sayede ekibimize aldık. Hayırlı olsun diyoruz burada tekrar. Ülkenin durumu, dünyanın durumu. Evet. Yapacak yani bir şeyimiz yok maalesef. Hayır. Tabii şu an böyle bak, rahat, rahat rahat. Bak ya. Çolak. Atlayacağım diye düşecek bir de. Atlayamadım. Boks yapıyor şu anda o. Ar! Tuttu. Kulağınız patladı değil mi? Şu tüy ne ya? Şunu alayım şuradan. Çolak. Geldi onu. Noy Noy geldi. Geçti de geldi. Merhaba. Getir geldi deyince ben paket geldi sana. Gerçekten getir gelmiş. Getirden biri veteriner kliniğini görünce bir şey soracağım diye içeriye girdi. Evet, bu arada Noy Noy'u tanıyacaklar. Bizim ilk videomuz mu? İkinci videomuz mu? İlk videomuz galiba. Kripto alakalı muhtemelen ilk orta bir dil. Yok yok. Nasıl? Normal bütün videolar içerisinde de ya birinci ya ikinci. Hayır ya. Çok İkinci o zaman. Aa yok yok, çok daha sonra. Öyle miydi ya? Tabii. Yakın ilk zamanlarda ama. İkinci üçüncü belki o zaman. Tamam. Yok bayağı önce. Bak. Neyse. Baksana ya, merak ettim lan. Bu kadar iddialaştık. Noy Noy. Bu arada Noy Noy bayağı sakindir. Ya atarlı matarlı da yani sakin, bize alışan çocuklardan biri artık. Kuru gürültü.
Bir de ortopedi vakaları genelde bize alışıyor zaten. Öyle de bir durum var. Çocuk çünkü çok sağlıklı. Hani herhangi bir hastalığı yok. O yüzden duygusal şeyini bize gösterebiliyor. Bir de onun üstüne birçok defa gel git gel git gel git böyle. Kafeste yüz göz oluyoruz hakikaten, dediği doğru. Şimdi bacağına eksternal fiksatör takılan ve operasyondan 6 saat sonra yürüyen çocuklardan biri. Nasıl yürüdüğünü izlemek istiyorsanız yukarıda, şurada mı şurada mı? Bir link çıkacak. Ona tıklayarak izleyebilirsiniz. 3 4 5 6 işte. Şimdi 3'ün 5'in lafını mı yapıyorum? İlk videolar işte 60 küsur video atmış adamım ben burada. 6. videomuzmuş. Link çıkacak şurada burada bir yerde. Onu izlersiniz. Linki mi arıyorum? Şurada. Kaseti almadık mı? Ben kaseti tamam. Almamışız. Aldık ama kaseti az önce. Ben de öyle hatırlamıyorum da. Yok değil mi? Yok. Yok, yok. Burada yok. Ben Sercan gelene kadar üstümü giyeyim. Bu arada evet efendim, şortla geziyorum klinikte. Seviyorum. Bir de benim stüdyom çok sıcak, biliyor musunuz? Ondan kaynaklı benim biraz daha rahat giyinmem gerekiyor klinik içerisinde. Aslında bütün ekibin şort giyme izni var. Yani bu izni verdik sevgiyle ama kimse giymiyor. Buradan anlıyoruz ki kimse bacaklarına güvenmiyor. Yukarıda boğamadım sizi. Kapalı alanda bulacağım. Hakikaten burada boğacağım. Noynoy da eksternal fiksatör takılan çocuklardan birisi. Yani o bandajsız, kansız vesaire diyerek operasyon yapılan çocuklardan biri. İnşallah bütün Türkiye'de görmek ümidiyle. Evet. İnanıyorum, yapabilirler. Yapılacak ya. Yapılacak birisi. Bu galiba kitlemişler bunu. Neyi? Evet. Bundan çekeceğim. Peçeteyleri koymuştunuz. Noynoy. Bir pet shop'ta bir kızla çiftleştirmeyip ve yavrusunu almayı düşünüyorlarmış. Pet shop'ta? Evet. Sebep? Şu an Noynoy kızgınlıkta. Evet. Kızgınlıkta olduğu için çiftleşmenin kızgınlık belirtilerini bir yıl kadar erteleyebileceğini düşünmüş. Pet shop mu düşünmüş? Yok. O pet shop değildir, o başka shop'tur. Tut. İçerisi şu patates. Lan bu göbek ne? Göbek yapmışsın göbek sen. Göbek yapmış. Ve Noynoy yürüyor. Operasyondan kaç gün geçti? Dalga geçiyoruz da çocuk zaten operasyondan 6 saat sonra yürümüş. 4 hafta sonra operasyon... Bayağı kirli sepeti gibi kullandı burayı ya. Haklı gidiyor. Üstümüzü falan fırlatıp kafamızı... Bunu yapacaktı, bunu yapacaktı. Şu kral evine. Tamam. Ne? Kim bu? Ha, tırnak mı kesin? Noynoy bu, tamam. Noynoy, Noynoy. Noynoy Bey. Efendim? Kahveyi kapatayım mı? Kapat. Çok kararsız kaldınız hem benim gibi. He? Yeni, taze. Ya ne tazesi? Sabah ben demledim onu. Ya kapatma ya da ya. Biz kapatırız. Kapatma kapatma. En son bir bardak içeriz ya. Gel bakalım öyle. Dur. Şut bacı yap. Önlük. Basışta herhangi bir problem var mı? Problem yok. Yan basma, içe basma, dışa basma. Hep sıkıyoruz zaten. Her şey yolunda. Yolunda evet. Hatta evden bir video alalım isteyelim. Evden bir video gönderirlerse onu da yayına koyarız. Hoppa. Benimmiş benim minnoşum. Sağ arka değil mi şu? Sen bağ mı tısladın? Tısladı lan. İyi tısladı. Bağ mı tıslıyorsun sen? Boylu bir indir. Kuyruğu bana kuyruğu. Kafam inşallah ki yok, yok. Girmemiş. Artist hareket etme. Büyüdüm ben artık. Sizin bildiğiniz Noynoy değilim. Tamam, elim giriyor. Heh. O patiyi çeker mi? Harika. Şimdi ağzını, yüzünü yamıştırırım bebe. Oh, bak bugün kimseyi de sevmedim daha. Oh. Oh. Salak. Çok güzelsin.
Metin kliniği kapatıyor. Noy Noy son hasta. Randevuya biraz geç kaldığı için o diğer hastaları beklemek durumunda kaldı. Son röntgenleri Noy Noy'un. Kontrol röntgeni bu. Eski yeni yapacağım zaten tekrar. Bu arada az önce söyledim mi hatırlamıyorum. Eski halini, yani çocuğun operasyon girişi vesairesi gibi alakalı. Noy Noy'un operasyona girdiği günkü video da var kanalda. Onun için yukarıya linkini koyarım. Oradan izlersiniz. Ya da aşağıda açıklamalarda link vardır. Oradan izlersiniz. Çok da eğlenceli bir videoydu o. Kanalın ilk videolarından. Güzel. Sıkıntımız yok. Oldukça güzel oturmuş. Şöyle size de gösterelim. Solda görmüş olduğunuz zaten yapıdan, yapı itibariyle anlaşılabilecek kırık bacak. Birinci kırığıydı, küçük. Evet. İki kemik var orada. Şurası da ikinci kırık hattı. Daha açıklamalı yapalım. Şu iki kemik. İnce kemik ve kalın kemik. Genelde zaten kalın kemik fix edilir. İnce kemik genelde kolay kolay da kaynamaz. Hani denk getirmek çünkü onu zordur. Ama bu eksternal fiksasyonla onu da denk getirebiliyoruz. Getirmek daha rahat oluyor en azından. İlla gelebilecek diye de bir kaide yok. Öncekileri gösterelim mi? Şu hatta ben açmıştım. Bu operasyon, yani operasyon anındaki şeyi, şuradaki gördüğümüz her şey eksternal fiksasyon dediğimiz, eksternal fiksatör dediğimiz bizim klemplerimiz. Yani çocuğun bacağının dışında yer alıyor. O yüzden bandaj vesaire yok. 30.05'te takılmıştı eksternal fiksasyon. 30.06'da çıkarıldı. Evet, tam 30 günde. Hani sorunsuz da değil bu arada. Noy Noy'la bir sorun da yaşandı. Kafesten dışarıya çıkarmışlar vesaire. Bizim yürümemesini istediğimiz bir kısa dönem var. Birkaç haftalık. Birkaç hafta içerisinde aslında kırık bacak tedavi olmuş oluyor. Ama doğru şekilde bakılırsa orada kafesten çıktı. Süreci uzatmış oldu. Yani. Kafesten çıktığı zamanlar olmasa çocuğun aslında 3. haftada bütün her şeyi noktalanmış olacaktı. Bir de kırığı gösterebilir miyiz? İlk kırık halini. Bu net kırık hali zaten burada bunu anlamak için hekim olmaya gerek yok. Kocaman güzel bir kırık. Parçalı. Çok net görünüyor zaten. Bunlar bir çıksın mı? Tabii çıkınca. Saat 7'de kapanıyoruz. Haydi bu videoyu da böyle kapatalım.